Ne demek bu Gülfem? Neden Azli'ni istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle? Ne güzel bir gün. Ne aldın? Nereye beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Mahsus yapıyorlar. Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem Azli'ni istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sultan Süleyman Han Hazretleri.
yaptım ha. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abim dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Sultan Süleyman Han Hazretleri. İnkârım. Dışarı çık. Bu daireyle alakalı kararın malumun, öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gayen nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın, Mahir Efendi geçseydi daireyi. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır, boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen de öyle Süleyman. Eğer beni buradan çıkartırsan, haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın o vakitte. Bu atla Manisa'ya kadar gidebilir miyim? Elbette şehzadem. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parçam, üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Âlâ, gel. Baba. Söyle ay parçam. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. Rüstem ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimah'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım. Geldim çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Hürrem. Senin için canımı verdim Süleyman. Fakat sen bana bir daireye çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Emrivaki yaptığım için kızdın. Biliyorum. Haklısın da.
Fakat niyetim bu değildi. Eğer şimdi o daireden çıkarsam haremde alay konusu olurum. Mevzu bahis olan itibarım. Bunu daha evvel düşünmeliydin. Bu gece boşaltmış ol. Beş evladının annesine bunu mu reva görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Paşam, iyi misin? Ağrın var mı? Ayağım. Bu kan? Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem Ağa, nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım, ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze. At ürkmüş, koştu birden. Rüstem Ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem Ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem Ağa. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza dua edeyim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Gelmişim. Mihrim'a. Güzel kızım. Ağrın sızın var mı? Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrın varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrim'a. Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın. Manasız şeylerle canınızı sıktım. Buna nasıl müsaade edersiniz hünkârım? Bizzat sizin kararınızda o dairenin boş kalması. Hatice'm. Yaşadığın hadiseler seni ziyadesiyle üzdü. Bunları da düşünüp kendine daha fazla yorma. Bilhassa senin uzak durmanı istiyorum. Bunun kabul edilemez olduğunu söylemiştiniz. Nasıl öfkelendiğinize ben şahidim. Ne oldu? Bu Hürrem'le benim aramda Hatice. Aldığım kararları seninle tartışacak değilim. Rahmetli validemiz size defalarca anlattı. İbrahim, Mahidevran hepimiz anlattık. Ama görüyorum ki ne olursa olsun bizi dinlemeyeceksiniz. Hatice. Hürrem bir hançer hünkârım. Sizin ve hanedanımızın sırtına... Laflarına dikkat et. Sana olan sevgim söylediğin her şeye tahammül edeceğim manasına gelmez.
Hünkârım. Bizi yalnız bırakın dedim. Hünkârım, mühim bir haber geldi. İbrahim Paşa ile alakalı. Türkmen süvarileri Diyarbakır yolunda pusu kurmuşlar. Paşa Hazretleri iyi. Ordunun başında Halep'e varmak üzereler. Hadise nasıl olmuş? Türkmen süvarileri pusu kurmuş. Akabinde saldırmışlar. Paşamızın kurtulması bir mucize. Tahmasp bu alçak saldırının bedelini ödeyecek. Hazırlığını yap Ayas Paşa. Yola revan olma vakti geldi. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Süleyman. Dairede kalmama müsaade etmişsin. Benim için yaptığın bu... Senin için değil Hürrem. Mihrimah için müsaade ettim. Bağışla beni. Niyetim seni üzmek değildi. Çekilebilirsin. Hünkârım, dün gece biraz fenalaştı. Hekimler istirahat etmesini söyledi. Çok yoruyorsun kendini Hatice'm. Yataktan çıkma bugün, dinlen. İbrahim'le alakalı havadisi aldım bugün. Yarası ağır değilmiş, iyi. Su verin bana. Evlatların nerede? İçerideler hünkârım. Esas onlar için üzülüyorum. Bir aile etkilendiler. O halde bir an evvel toparla kendini. Evlatların sana ihtiyacı var çünkü. Hünkârım. Müsaadenizle. Dün gece size söylediklerim için beni bağışlayın, olur? Acı içindesin Hatice'm. Senin bu halin beni derinden üzüyor. Öfkenin seni ele geçirmesine müsaade etme. Sabırla, sükunetle bekle. Hünkârım. Size söylemem gereken bir şey var. Benim karar vermemi istemiştiniz. Ben yeterince düşündüm ve bir karar verdim. Acele etme. Daha sonra. Boşanmaktan vazgeçtim hünkârım. Haklısınız. Öfkem yüzünden gözüm hiçbir şeyi görmüyordu.
insanın ateşinden. Ne değişti Hatice'm? Acını, öfkeni ne dindirdi? Acım dinmedi. Ama İbrahim'i kaybedersem daha fazla acı çekeceğim. Sonra evlatlarım. Onların babalarıyla büyümelerini istiyorum. Nasıl? Mustafa sefere katılmayacak mı? Hayır. Yokluğumda devleti ona emanet edeceğim. Bu çok büyük bir onur hünkârım. Fakat üzülecektir. Malum sefere katılmayı çok istiyordu. İyi bir asker olacağından şüphem yok. Lakin evvela iyi bir devlet adamı olmalı. Mahidevran ne olacak? Siz sefere çıkar çıkmaz Manisa'ya gidecekti. Hünkârım, süt anneniz Afife Hatun geldiler. Gelsin. Hünkârım. Sultanım. Afife Hatun. Gelmeyeceksin sandım. Bir mesele mi var? Hayır, ben sana geldim. Epeydir yalnız kalamadık. Özledim. Bu gece çalışmam icap ediyor. Yakında gideceksin. Hasret kalacağım. Odana dönüyorum. Gel. Hünkârım. Ayas Paşa, gel. Hazırlıklar ne durumda? 2 hafta içinde yola çıkmak için hazır oluruz hünkârım. Şehzade Mustafa'ya haber yollandı mı? Evet hünkârım. Saltanat vekili olarak onu tayin ettiğiniz ilan edildi. Âlâ. Mustafa'm gelince çıkarız yola. Emredersiniz hünkârım. Hem böylece Hızır Reis de gelmiş olur. Kaptan Derya olarak vazifesine başlar.
Hünkârım. Söyle. Şeyhülislam İbni Kemal Efendi. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin büyük halimde. Mekanı cennet olsun. Amin. Ayaz Paşa irademdir. Sadullah Sade Efendi'yi Şeyhülislam olarak tayin ediyorum. Gözüme bak. Dik dur. Daha dik dur. Gel. Yine kaybettim. Neden kaybettiğini söyle bana. Siz daha kuvvetlisiniz hünkârım. Eğer kuvvet kâfi gelseydi kılıca ihtiyaç duymazdık. Bir gün büyüyeceksin şehzadem. O vakit karşına belki senden çok daha kuvvetli bir düşman askeri çıkacak. O zaman ne yapacaksın? Şerefli bir asker gibi dövüşerek şehit olacağım. Bundan hiç kuşkum yok. Lakin eğer sen şehit olursan o vakit ordu dağılır, bozgun başlar. Devlet-i âliye zor durumda kalır. Benim sözlerime kulak verip çalışırsan işte o gün ölen sen değil, düşman askeri olur. Rakibin ne kadar kuvvetli olursa olsun bu onu yok etmek için kafidir. Yeter ki kılıcına kasların değil aklın hakim olsun. O vakit karşında ejderha olsa duramaz. Ejderha mı? Evet. Lakin sen ejderha görürsen yine de uzak dur. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Söyle yemeği buraya getirsinler. Şehzademle birlikte yiyeceğim. Emredersiniz hünkârım. Derhal hazırlatıyorum. Mustafa abim buraya mı geliyor? Evet. Onu saltanat vekili tayin ettim. Sefer süresince burada sizinle birlikte olacak. Bunu kardeşlerime söylemem lazım. Onlar da çok sevinecek. Müsaadenizle hünkârım. Müsaade senin. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Gel şöyle yaklaş. Mihrimah benim en kıymetli hazinemdir. Sen onu bir beladan kurtardın, beni bin. Bugünden itibaren senin yevmeni 100 akçeden 150 akçeye çıkardım. Helal hoş olsun. Hünkârım. Rüstem kulunuzu ihya ettiniz. Yüce Rabbim size ve evlatlarınıza uzun ömür versin. Amin. Bir sıkıntın varsa söyle. Sayenizde hiçbir sıkıntım yok hünkârım. Hanende huzuru buldun mu? Henüz değil hünkârım. Aile mühimdir Rüstem. Bir an evvel karını seç ve evlatlarını kucağına al. Nasip olursa benim de isteğim budur hünkârım. Âlâ. Thank you.
Daha sonra Hürrem. Beni böyle cezalandırma Süleyman. Hürrem. Bir kez daha kalbimi kırma. Buna dayanamam. Neden bahsediyorsun sen? Mor mendilden bahsediyorum. Bu gece başka bir kadından. Bunu bilerek yapıyorsun. Canımı yakmak için, üzmek için yapıyorsun. Sırf bana kızdığın için. Kendini mahrum bırakıyorsun beni. Süleyman, ben hatamın farkındayım. Müsaade et, telafi edeyim. Bu gecenin seninle bir alakası yok hocam. Yaptığım her şeyin sebebi sen değilsin. Bu gece bekleyeceğim seni. Eğer gelmezsen evlatlarımın üzerine yemin ederim ki... güneş bir daha doğmayacak benim için. Yüzüm hep karanlıkta kalacak. Yaklaş. Lisanımızı biliyor musun? Firuze. Firuze. Nedir bu? Bu dimar kuşu. Benim geldiğim yerde bir efsanedir hünkârım. Söyleneyim. Rey şehrinde doğdum, büyüdüm. Demek Rey şehri. Nedir bu kuşu efsane yapan? Thank you.
merak ediyorum. Efsaneyi anlat bana. Neydi kuşun adı? Luitimar. Ona efsane yapan aşkı anlat. Luitimar tıpkı sizin gözleriniz gibi masmavi bir denize aşık olmuş. Bütün gün karşısında oturup kanatlarını açıp denizi seyredermiş. O kadar çok seviyormuş ki bir damlasını bile içmeye kıyamazmış. Çünkü korkarmış. Ya biterse deniz, ya kurursa. Bu korku onu susuz bırakmış. Ve bir gün bedeni cansız düşmüş. Sonra deniz dalgalarıyla almış onu içine.